Doğru düşünmüşsün oğlum. Bir an önce Meryem'i bul, geri getir. Hepimizin ona özür borcu var. Kıza çok büyük haksızlık ettik. Hem Ömer de ne çok sevinecek ablasını görünce. Evet, gerçekten çok sevinecek. Meryem mi gelecek? Evet kızım. Ama neden yani? Bence bu çok anlamsız. Kararlarımıza karışmazsan çok sevinirim Melis. Kararlarınıza karışmak değil de sadece fikrimi... Fikrini belirttiğin insan ablanın iftirasına uğradı. Hatırlatırım. Ben de Meryem'den özür dilemeyi düşünüyorum zaten. Yani hem ablam adına hem kendi adıma. Bunu ona borçluyuz, farkındayım. Özrünü telafi edemeyeceği şeyler de var. Neyse, ben çıkıyorum. Ömer'e müjdeyi verelim mi? Yok, sürpriz olsun. Çürümüyorum ben. Ben çalışıyorum, alnımın teriyle para kazanıyorum. Bu nereden çıktı? Ne işin var senin burada? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Konuşuyoruz, görmüyor musun? Konuşmanız bitmiştir o halde. Allah Allah! Sen kimsin? Bir, sen ne zamandan beri bana emir veriyorsun? Bu iki. Gerçekten çok önemli işlerim var. Öyle mi? Biz de belki önemli bir şey konuşuyorduk. Ve bunlardan biri sen değilsin. Şimdi müsaadenle tatsızlık çıksın istemiyorum. Ben de. Neyse. Meryem, sen benim dediklerimi iyice bir düşün, tamam? Haberleşiriz. Ben... Başıma daha önceden böyle bir şey hiç gelmedi. O yüzden nasıl davranılır, ne yapılır hiç bilmiyorum. Ama sana büyük bir özür borçlu olduğumu biliyorum. Özür mü? Evet. Broşu sen çalmamışsın. Sen söylemiştin bana. Ama ben sana inanmadım. Sana çok büyük bir tuzak kurulmuş. Ve biz ailecek bu tuzağa inandık. Çok üzgünüm. Affet. Sana bunun kimin yaptığını sormayacak mısın? Her şeyi Hülya yapmış. Ne? Neden böyle bir şey yapmış ki? Bilmiyorum. Konuşamadığı için de öğrenemedim hiçbir şey. Neden yaptığının bir önemi yok. Suçsuz olduğumu bilmeniz benim için yeterli. Hayır, yetmez. Ben ve ailem sana çok büyük haksızlık ettik. Ne olur telafi etmemiz için bize bir şans var. Hadi gel, konağa gidelim. Yine bizimle ol. Ömer'in yanında ol. Bir telafi için son bir şans var. Lütfen. Neden susuyorsun? Gelmeyecek misin? Kolay değil senin için bu.
Ama hatamı telafi etmek için bana bir şans verirsen... Kendinizi benim yerime koyun. Bunca kırıp döktükten sonra hatanızı kabul etmenin ne anlamı var ki? Söylediklerinizin beni ne kadar üzdüğünü tahmin bile edemezsiniz. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de üzgünüm. Çünkü benim gururumu kırdınız. Yapmadığım şeylerle ilgili defalarca suçladınız beni. Bu öyle kolay telafi edilecek bir şey değil. Öyle bir şey değil bu. Dönmeyecek misin?